Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası kanalından kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün yine sizlerle sadece 4 sırada harika, çok kolay ve güzel gösterişli şık dört sırada bir kendini tekrar eden harika bir iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz ipinizi şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği harika sadece dört sırada muhteşem bir model. Evet hemen şöyle şişlerimi alarak ipimi anlatayım. Ören bayanın sevgili hanımlar yine bimden almış olduğumuz iplerden şöyle güzel orta kalınlıkta bir ipiyle bu güzel deseni sizlere anlatacağım. Sizler elinizde nasıl ipler varsa dilediğiniz iplerle bu güzel modeli yapabilirsiniz. E, modelimiz her ipe uyan gerçekten güzel ve gösterişli bir model. Şöyle orta kalınlıkta bir iple de ben sizlere desenimi anlatacağım. Evet bu desenimi anlatmak için sevgili hanımlar şöyle 3,5 milim şiş kullanacağım. Hemen ilmek sayılarımı vererek sizlere desenimi anlatmaya başlıyorum. Desenim 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Şöyle bir ilmek attım. 2 ilmek, 3 ilmek. Bakın 3 ve 3'ün katlarında 17 ilmek atacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 ve 17 Evet şöyle bakın 3 3 3 3 3 ve 2 ilmek 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmekle desenimizi kuruyoruz arkadaşlar Evet hemen modelime geçeceğim modelimin arka yüzündeyim sevgili hanımlar ben lastik yapmadan direkt modelin anlatımını sizlere yapacağım. Sizler lastiğinizi baş yapacaksınız. Lastiği yaptıktan sonra deseninizin arka yüzünde modeli kurmaya başlıyorsunuz. Kenar ilmeğimi örmeden ördüm. Yeni başladığım için. Bir sıra ters örüyorum. Modelimin birinci sırası. Şöyle bir sıra ters örüyorum arkadaşlar. Modelim hem kolay hem güzel hem gösterişli. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Sizler de kanalıma henüz yeni geldiyseniz, yeni keşfettiyseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet, modelimin birinci sırasında ve arka sırasında bir sıra ters ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum bakın modelin ikinci sırası ve tüm ilmekler düz sizler lastiğinizi yapacaksınız modelinizin arka yüzünde modelin birinci sırasından başlayacaksınız tüm ilmeklerimi düz örüyorum Evet kanalımda bin bir çeşit model var sevgili hanımlar yani bin bir çeşitten de fazla dilediğiniz örgü modellerini yapabilirsiniz Evet modelimin ikinci sırasında bu şekilde düz olarak ördüm. Modelin arka yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın dört sırada bir kendine tekrar eden modelimiz ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir kez doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir bir düz, bir, bir düz örüyorum. Bir kez doluyorum. 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 Bir düz örüyorum. Yani sıra başında kenar ilmeğinden sonra bir doluyorum, bir düz. Bir dola bir düz. Bir dola bir düz yapıyoruz bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz, bir düz örüyoruz. bir dola bir düz son olarak da yine bir doluyoruz kenar ilmeğimizde düz olarak örüyoruz Modelin üçüncü sırasında bakın bu işlemi yaptım. Şimdi modelin dördüncü ve son, son sırası ön yüzündeyim. Abla ne yaptık ki son sırası diyeceksiniz. Şimdi göreceksiniz hanımlar muhteşem bir model çıkacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada doladığım ilmek var bırakıyorum. Ve hemen önündeki ilmeği alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Önündeki ilmeği alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Önündeki ilmeği alıyorum doladığımı bırakıyorum. Bakın 3 tane ilmeğimin boyunu uzattım kenar ilmeğinden sonra. Bu 3 ilmeği tekrar şişime geriye takıyorum. Bir kez örüyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Bakın 3 ilmekten yine 3 ilmek elde ettim. Bu şekilde. Yine bakın. Hemen buradaki ters ilmeğimi alıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Ters ilmeğimi alıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Ters ilmeğimi alıp doladığımı bırakıyorum. Bakın boyun uzattığım 3 ilmeğim oldu. Tekrar şişime taktım. Bir kere ördüm. Doladım. Bir kez daha ördüm. Bakın bu şekilde. Tekrar doladığımı e, bırakıyorum. Ters ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi alıyorum. Doladığımı bırakıyorum ters ilmeğimi alıp doladığımı bırakıyorum. 3 ilmeğimin boyunu uzattım 3'ünü bir ters olarak öreceğim. Pardon, düz olarak öreceğim. Bir kez doluyorum. Bir kez daha örüyorum 3 ilmeğimi. Evet bakın şöyle harika bir görüntümüz oluyor hanımlar. Evet şimdi devam edelim. Ters ilmeğimi alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Ters ilmeğimi alıyorum. Doladığımı bıraktım. Ters ilmeğimi aldım. Doladığımı bıraktım. Yine 3 ilmeğin boyunu uzattım. Bir kere düz ördüm. Doladığım bir kere daha düz örüyorum. Bakın bu şekilde. Hemen yine ters ilmeğimi aldım. Doladığımı bıraktım. Ters ilmeğimi aldım. Doladığımı bıraktım. Ters ilmeğimi aldım. Doladığımı bıraktım. Yine 3 ilmeğin boyunu uzattım. Üçünü birlikte ördüm. Bir kez doladım. Bir kez daha ördüm. Bakın. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar bakın bir deseni bu şekilde kurmuş olduk. Bir modelimiz bu şekilde. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteren harika bir model oluyor arkadaşlar. Bir model daha anlatalım arkadaşlar daha anlaşılır olsun. Modelimize biz nereden? Arka yüzden başlamıştık. Yine modelin birinci sırası arka yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. İlk modelimizi kurarken ne yapmıştık? Bir sıra ters, önden de bir sıra düz örmüştük. Çok kolay ve güzel gösterişli bir model sevgili hanımlar. Dilediğiniz örgü modellerinde kullanabileceğiniz hem bay hem bayan örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde aklınıza gelebilecek her yerde kullanabileceğiniz gerçekten çok çok güzel bir model. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını hazırladım. Şimdi ikinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Burada da tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın tüm ilmeklerim düz. Sıra boyunca ilmekleri düz olarak öreceğiz. Evet çok kolay sevgili hanımlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği dediğim gibi hem gösterişli hem şık, harika. E, gerçekten çok da kullanışlı bebek takımlarında bebek battaniyelerinde bile kullanabileceğiniz harika bir model bakın modelimin ikinci sırasında tamamladım şimdi modelin üçüncü sırasındayım ve arka sırasındayım ilmek artışı yaptığımız yerdeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın kenar ilmeğinden sonra bir kez doluyorum bir ilmek düz örüyorum bir kez doluyorum bir ilmek düz örüyorum bir kez doluyorum bir ilmek düz örüyorum bir kez doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir ilmek düz. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet sevgili hanımlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki Selma abla yazılardan yaptığın işi göremiyoruz. Sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Videonuzun hemen köşesinde CC yazıyor telefondan bakan arkadaşlarımız. CC yazıyor. O yazıya, CC yazısına tıkladığınız zaman videodaki yazılar hani altta görünen yazılar kalkar arkadaşlar. Yurtdışındaki arkadaşlarımızın bizleri takip edemedikleri için o yazıları koyuyorum. Sizler o yazıları görmek istemiyorsanız videonun o köşesindeki CC'ye tıklayın. Yazılar kalkar. Evet modelin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Şimdi modelin dördüncü ve son sırasındayız tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ipimi ön tarafa aldım. Burada doladığım ip var. Hemen bıraktım. Burada kenar ilmeğimden sonra ilmeğin boyunu uzattım. Doladığımı bıraktım. İlmeğimin boyunu uzattım. Doladığımı bıraktım. İlmeğimin boyunu uzattım. Bakın şöyle kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeğin boyunu uzattım. Bir kere ördüm, doladım, bir kere daha ördüm. Bakın. 3 ilmekten 3 ilmek yaptım. Tekrar bakın ters ilmeğimi alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Ters ilmeğimi alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Ters ilmeğimi alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Bakın 3 ilmeğin boyunu uzattım üç ilmeğimi bir kere ördüm. Bir kere doladım. 3 ilmeğimi bir kez daha ördüm. Hemen bakın. Ters ilmeğimi aldım. İkinci ters ilmeğimi aldım. Doladıklarımı bırakıyorum bakın arada. Yine 3 ilmeğimin boyunu uzattım. Üçünü birlikte düz olarak ördüm. Doladım. 3 ilmeğimi bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oldum. Şöyle bakın. İnanın muhteşem ve gösterişli bir model. Çok kolay. Hemen şöyle bakın. Ters ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. Ters ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. Ters ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. Bir model anlatsam anlardınız. Videoyu uzattım ama ikinci modelde anlattım ki daha anlaşılır olsun. Bakın 3 ilmeğimi bir kez ördüm, doladım. Bir kez daha ördüm. Hemen ters ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. Ters ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. Ters ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. 3 ilmeğimi bir kez ördüm, doladım. Bir kez daha ördüm 3 ilmeğimi. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar, ben sizlere şöyle bakın iki model anlatmış oldum. Gerçekten çok kolay ve güzel bir model. Gördüğünüz gibi hem çok şık sizlerin de çok sevineceğinizi düşündüğüm harika bir model. Milyonların çok sevdiği sevgili hanımlar yurt içinde yurt dışında çok sevilen bir model. İnşallah sizlerin de seveceğinizi düşünüyorum. Sizler de benim gibi beğenilen, sevilen modelleri yapmasını seviyorsunuz. Ben de sizlerin beğendiği ve sevdiği güzel bir modeli daha anlattım. Umarım anlaşılır olmuştur. Hemen ilerlemiş halini görelim. Evet sevgili hanımlar. Bakın desenimizin ilerlemiş hali gerçekten çok güzel. Şöyle yerde göstereyim. Harika bir model. Bu modelden yelekler, hırkalar, süveterler Atkılar, bereler, bebek battaniyeler o kadar kolay ki Misinalı şişlerle bir bebek battaniyesi örebilirsiniz Kalın şiş, kalın misina şişleri kullanın Sevgili hanımlar iki şişten bebek battaniyesi yapmak istiyorsanız Hemen altına benim yaptığım gibi böyle bir lastik kullanın Bitiş nokta şu kenarlarına da 4 ya da 5 haroşa kullanın Bitiş noktasına da yine aynı şekilde bitirin İnanın hanımlar muhteşem bir bebek battaniyesi olur. Bebek takımları, e, anne yelekleri, çeyizlik yelekler, hırkalar. Aklınıza ne geliyorsa sevgili hanımlar. E, ben çok beğenerek yaptım. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli inşallah sizler de sevmişsinizdir. Şöyle bir de modelimizin farklı bir rengini çalıştım hanımlar. Gerçekten bakın o da çok güzel oldu. Modelimiz harika ki desenimiz de çok güzel oldu sevgili hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet bakın arkası da bu şekilde. Gösterişli hazır lastik çalışması yaptım arkadaşlar. Gerçekten ikisi de birbirinden güzel ve gösterişli oldu. Şöyle şöyle mi yapalım evet sevgili hanımlar yere koyacağım evet sevgili hanımlar inşallah sizleri memnun etmişimdir bu güzel modelimle modelimin oldukça güzel ve şık olduğunu düşünüyorum Sizler de beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modelimizi paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Güzel bir iki şiş modelinde yine sizlerleydik. Bir daha bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.